Yahyalımız doğa güzelliği itibariyle bu bölgenin en güzel, en temiz, en rakım olarak yüksek bir yeri. Siz seviyor musunuz Yahyalı'yı? Aşığım ben buraya. Yahyalı'ya çıkın çıkın gelin. Bugün Laf Sokak'ta ekip olarak Yahyalı'dayız ve Yahyalı halkına insanlar sizce neden buraya gelmeliler diye sorduk. Bakalım nasıl cevaplar aldık. Sizce Yahyalı'ya neden gelmeliyiz? Yahyalı şelaleler açısından, doğal güzellikler açısından, Kapuzbaşı şelaleleri, Derebağ şelaleleri olarak artı yanında daha farklı Elif şelaleleri, Yeşilköy şelaleleri şeklinde birçok şelalemiz vardır. Zaman Tığırmağı. İşte doğal güzellikleriyle gezilecek, görülecek, görülmeye değer bir yer bence. Bu yüzden gelmeliyiz. Evet, kesinlikle. Yahyalı Kayseri'nin en güzel ilçelerinden bir tanesi. Doğayla baş başa kalmak için, doğal güzellikleri görmek için, insanları sıcakkanlı, yumuşak. Yahyalı'ya gelmenin çok sebepleri vardır. Seviyor musunuz Yahyalı'yı? Tabii ki seviyorum. Ben dışarıda yaşıyordum. Sevdiğim için tekrar Yahyalı'ya buralıyım. Yahyalı'ya tekrar döndüm. Sizce insanlar neden Yahyalı'ya gelmeli? Yani Anadolu'nun en güzel, en eşsiz güzelliği Yahyalı'da. Doğal güzellikleri, yer altı, yer üstü, şelalemiz, insanlarımız çok farklı. Siz seviyor musunuz Yahyalı'yı? Tabii ki. Doğma büyüme Yahyalı'da olmazdım sevmesem. Yahyalı deyince aklımıza neler gelmeli? Yani tarihten günümüze Yahyalı aslında eşsiz güzellikleri var. Yahyalı'nın yeşilliği, doğası Anadolu'da farklı bir aslında yer edinir. Deniz mesela yok Yahyalı'da ama baraj çok. Mesela şelalemiz var, elmamız var, kirazımız var. Daha önceleri halıcılık, kilimciliğimiz vardı ama o biraz daha geri planda kaldı. Yani insanımızın eşsiz iç güzelliği var. Hepsinden önemlisi bu. Herkesi bekleriz inşallah Yahyalı'ya. Vallahi şehirlerde bir şey kalmadı artık ki. Şehri tercih etmeleri lazım değil. Köy, kent, hayvancılık, tarıma dönmeleri lazım. Mecburen dönecekler. Peki Yahyalı'ya özgü neler var? Tarım, hayvancılık bunlar yok olma derecesine geldi artık. Dönmeler lazım ki canlanmalar lazım bunların. 16 tane ilçe var Kayseri'de. Neden Yahyalı'yı tercih etmeliyiz? Buranın doğası güzel, tarıma elverişli, su kaynakları her şeye elverişli onun için. Siz seviyor musunuz Yahyalı'yı? Aşığım ben buraya. Yahyalı elmasıyla, kirazıyla, şelaleleriyle görmeyi, gezmeyi değecek bir yerler. Herkesi bekleriz inşallah. Siz de seviyor musunuz Yahyalı'yı? Evet, Yahyalı'yı seviyoruz. Yahyalı havasıyla, suyuyla, insanlarıyla her zaman hoş ve sevecendir. Herkesi Yahyalı'ya bekleriz inşallah. Yahyalımız doğa güzelliği itibariyle bu bölgenin en güzel, en temiz, en rakım olarak yüksek bir yeri. Çevresi, ormanları, suyu, temiz havası bunlar gelmek için veya emekli için bulunması gereken güzel özellikler, aranan özellikler. Peki Yahyalı'ya özgü yemekleriniz var mı? Var. Çiğ köftemiz var. Bezdirme diye tabir ettiğimiz köftemiz var. Mantımız var. Kayseri olarak Yahyalı'da da güzel yapılır. Kayseri mantımız var. Buna benzer yöresel yemeklerimiz var. Siz de seviyorsunuz Yahyalı'yı. Seviyoruz. Buralıyız, Yahyalı'yız. Kamudan emekliyiz. Buradan başka bir yere de gitmeyi düşünmüyoruz. Sizce insanlar neden Yahyalı'ya gelmeli? Yahyalı yaşanacak yer. Güzel yer, sakin yer. Kalabalıktan kaçıyorlar, Yahyalı'ya geliyorlar. Yani gelmelerini isterim. İnsanların nereleri görmesini istersiniz? Yahyalı'da insanların gördüğünüz gibi genelde bu meydan bölgesini, şelaleleri, yukarı yayla kesimlerini, dağlarımızı görmelerini isterim. Yani gelip gezmelerini tavsiye ederim insanlarımıza. Siz de seviyorsunuz Yahyalı'yı. Seviyorum tabii, memleketimi seviyorum. Yani başka yere de gitmeyi düşünmüyorum. Kayıt. Sizce insanlar neden Yahyalı'ya gelmeli? Doğası güzel, temiz, kalabalık bir yer de değil. Uygun şu an büyük şehirlerimizde yani fiyatlar, yaşam çok zor gerçekten. O yüzden havası, doğası da güzel. Seviyorsunuz Yahyalı'yı. Güzel, evet seviyorum. Peki buraya özgü yemekler var mı? Yani Kayseri'de ne meşhursa burada da aynısı. Buraya özgü öyle
bir yemek söyleyemeyeceğim şimdi. Kapuzbaşı Şelalesi var. Dereba Şelalesi var. Sultan Sazlığı var yol üzerinde. Başka nere olabilir? Dede Park var. Birçok yer var aslında. Yani insanları davet edersiniz. Tabii. Evet. Yahyalı'ya çıkın çıkın gelin. Neden Yahyalı'ya gelmeli? Yeryüzünün cenneti Yahyalı. Yahyalı'ya gelmemek ayıp olur. Kirazı, elması, şelaleleri, sizin de gördüğünüz gibi doğası. Hayat Yahyalı'da biraz daha kolay tabii. Tam yaşanacak bir yer. Kültürüyle, vasfıyla Yahyalı her zaman önde bir ilçe. Yahyalı'ya özgü yiyecekleriniz var mı? Tabii ki. Yahyalı'ya özgün bizim yiyeceklerimiz genelde düğünde ve kışın olur. Kışın arabaşı diye meşhur bizim bir hamurla içilen bir çorbamız var. Yazında düğünlerimizde üzümlü yemeği. Üzüm, et karışımıyla olan çok meşhurdur bizim. Bu ta tarihlerden, 1920'lerden gelen bir yemeğimiz. Siz de seviyorsunuz Yahyalı'yı. Kesinlikle ben Yahyalı adliyeden emekliyim. Zaten Yahyalı'dan hiç ayrılmadım. Çocuklar gurbette ama ben Yahyalı'yı seviyorum. Peki şöyle takipçilerimizi bir Yahyalı'ya davet etsek ne söylemek istersiniz? Yahyalı dışarıdan gelen yerli turist için ucuz bir yer. Şelalelerimizde kalacak, konaklayacak yerlerimiz var. Yahyalı'da hayat çok daha basit, çok daha ucuz. Şelalelerimizi görün, Yahyalı doğasını görün, insanlarını görün. İnsanlar çok istendir. Lezzetli yiyeceklerden. Lezzetli yiyeceklerden elmamız var, kendi ürünümüz. Üzümümüz var, kayısımız var. Hele hele Yahyalı'da çileğimiz bizim çok meşhurdur. Yahyalı çileği bir ayrıcalıktır dünyada. Yani insanları davet ediyorsunuz. Kesinlikle Yahyalı'ya gelmelerini herkesin tavsiye ederim. Buyursun gelsinler, misafirimiz olsunlar.